Karadeniz'e çeviriyoruz kameralarımızı. Karadeniz'de sel ve heyelan vurdu. Taşan dereler önüne çıkan her şeyi yıkıp geçti. Sele kapılan çok sayıda kişiyi kurtarmak içinse ekipler seferber oldu. İşte Karadeniz'de kayda geçen o görüntüler sizlerle. Karadeniz'i sel vurdu. Bakkalına bakın Osman abinin, bakın bak. Şu anda bir metreyi buldu içindeki su. İçindeki su bir metreyi buldu, buyurun. Bak. Taşan dere önüne ne çıktıysa yıkıp geçti. Giresun'un Dereli ilçesinde hayat durdu. İnsanlar canını kurtarmak için yarıştı. Taşan Aksu'yla Akkaya dereleri cadde ve sokaklarda dehşeti yaşattı. Sele kapılan vatandaşları kurtarmak için ekipler seferber oldu. Ha kamyonet gitti, ha gidiyor içeri ha. Ha gidiyor kamyonet. Ha ev gidecek o ev. Allah korusun ya. Evi terk etmişler. Yok. Oğlum evin içinde adam var ya. Kamyonet aldı gidiyor ya. Ağaçlar hep söktü bak. Demirleri de söktü, aldı gidiyor ya. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bölgeye gitti. Çalışmaları yerinde inceledi. Toplam 12 kişi kayıp ihbarımız ve kayıp bilgimiz şu anda söz konusu. Kapalı olan yollarımız Tirebolu Doğankent yolumuz şu anda kapalı. Ve maalesef Tirebolu Doğankent yolunun üzerinde Doğankent'e giderken bir jandarma aracımız, içerisinde 5 jandarmamızın bulunduğu araç 12. kilometresinde bir menfezde maalesef suların içerisine gömül olarak kaldı. Şu anda jandarma bölge komutanımız orada. Arama kurtarma timlerimiz orada. Aracı görüyorlar ama ulaşamıyorlar. Selin vurduğu bir diğer yerse Samsun. Toprak kaymaları nedeniyle bazı mahalle yolları kapandı. Samsun'da yağan şiddetli yağışın ardından Çarşamba, Terme ve Salı Pazarı bölgesinde su ve sel baskınları meydana geldi. Çarşamba ilçesinde 200 kadar tarım işçisinin yaşadığı çadırlar birçoğu kullanılamaz hale geldi. Bu görüntülerse Ordu'nun Fatsa ilçesinden. İşçiler topladıkları fındığı selden kurtarmak için mücadele verdi. Yatarlarımız gitti abim ya. Deniz'de çıkan hortum kentin hemen her noktasından korkuyla izlendi. Karadeniz-Akdeniz yolundaysa gece geç saatlere kadar heyelanın kapattığı yolları açmak için ekipler mücadele etti. Selin vurduğu Rize'de de hayat durma noktasına geldi. Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Derecik köyünde toprak kayması nedeniyle yollar kapandı. Çok sayıda araç hasar gördü. Kent merkezinde ise bir adam evinin yakınında çöken istinat duvarının altında kaldı. İmdadına komşuları yetişti. Yolu kapanan mahalleye ambulans giremedi. Yaralı adam iş makinesiyle yolun açık kısmına kadar taşındıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Evet, sağanak yağmur sonrasında Karadeniz'i vuran sel felaketinin görüntüleri böyleydi. Şimdi bölgede iki arkadaşımız var dedik. Mahmut Erdoğan ve Murat Onur bizleri bekliyor. Giresun'da ikisi de Mahmut Erdoğan Tirebolu'da, Murat Onur Sua Dereli ilçesinde bizleri bekliyor. En son konuştuğumuzda bir önceki saat diliminde o bölgeye doğru ilerleyeceğini söylemişti. Öncesinde Mahmut Erdoğan'a bir soralım. Mahmut, bulunduğun bölgeyle ilgili bize neler söyleyeceksin? Son durum nedir bölgede? İrem, dün akşam saatlerinde yağan aşırı yağmurların ardından Tirebolu Doğankent karayolu üzerinde jandarma ekiplerimiz aslında bölgedeki vatandaşlarımıza yardım etmek amacıyla bu noktadan hareket halindelerdi. Ancak bu yola geldiğimizde ana yolun kenarında buradaki menfezin çökmesiyle birlikte
5 jandarma askerimizle birlikte bir kepçe operatörünün şu an itibariyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da açıkladığı gibi kayıp olduğu bilgisini paylaşalım. Hemen buranın alt tarafında bulunan noktada ise arama çalışmaları devam ediyor. Bölgeye birçok noktadan arama çalışmalarına katılmak üzere ekiplerin geldiğini belirtelim. Bu noktada şu an itibariyle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ve jandarmaya ait sualtı arama ekipleri tarafından şu an itibariyle o menfezin, 12 metrelik menfezin göçünün olduğu yerin alt tarafındaki ırmak ve dere boylarında şu an itibariyle arama çalışmaları devam ediyor. Sabahın ilk saatleriyle birlikte buradaki çalışmalar başladı ve şu an itibariyle burada çalışmaların devam ettiği bilgisini paylaşalım. Gece yağan yağmur ve ardından oluşan selle birlikte bu noktada aslında jandarma ekiplerimiz köylerde mahsur kalan vatandaşlarımızın kontrolleri ve onların sağlığı açısından Doğankent yoluna doğru hareket halindelerdi. Ancak onların hareket etmeden önceki süreçte Doğankent'e giden bu yoldaki 12 metrelik menfez çökmüştü. Gece karanlıktı. Yolda herhangi bir şey görünmüyordu. Hemen önlerinde bir kepçe operatörüyle birlikte hareket halindelerdi. Ancak bu noktaya geldiklerinde menfezin göçük olmasıyla birlikte jandarma arabasıyla birlikte iş makinesi ve kepçe operatörü de 12 metrelik menfezin içerisine düştüğünü belirtelim. Şu an itibariyle menfezin bulunduğu noktanın alt tarafına doğru, ırmak boyuna doğru baktığımızda arama çalışmaların bu noktada devam ettiği bilgisini de paylaşalım. Hem Trabzon'dan, hem Samsun'dan, hem Giresun'dan, Türkiye'nin birçok ilinden, özellikle yakın bölgelerden birçok ekibin şu anda buraya sevk edildiğini belirtelim. Hem Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait, hem jandarmaya ait, hem AFAD ve UMKE ekiplerine ait sualtı arama kurtarma ekipleri tarafından şu an itibariyle jandarma aracımızın düştüğü ve ardından dereye doğru sürüklendiği noktanın hemen başlangıç tarafından aramalar başlandı. Bu noktadan alt noktaya doğru aramalar titiz bir şekilde yapılacağı bilgisini de paylaşmış olalım. Bu arada Doğankent yolunun ise Doğankent ilçe merkezine gelmeden öncesinde Tirebolu yol ayrımından itibaren kapalı olduğunu, bu yol güzergahından geçecek vatandaşlarımızın bu yolu kullanmamaları gerektiğini bir kez daha belirtmiş olalım. Şu an itibariyle Giresun'da yağan yağmurun ardından yaralar sarılmaya çalışırken hem kayıp vatandaşlarımız hem de kayıp jandarma personelimizin arama çalışmaları da devam ediyor. Bununla birlikte elbette ki bölgenin arazi şartlarının da zorlu ve engebeli olmasından dolayı arama kurtarma çalışmaları güçlükle ilerliyor. Ancak hem gecenin karanlığından sonra günün ilk ışıklarıyla birlikte arama çalışmalarının bu noktalarda titiz bir şekilde başlatıldığını ve sürdürüldüğünü belirtmiş olalım. Bu noktada şu an itibariyle arama kurtarma ekiplerimiz tarafından kayıp jandarma personeli ve kepçe operatörünün arama çalışmalarına başlatıldı. Hem ırmağın içerisinde hem de ırmağın kenarında sualtı arama kurtarma ekipleri tarafından titiz bir şekilde an itibariyle arama çalışmalarında devam ettiğini ve gelecek iyi bir haberin hem bizleri hem de tüm ülkemizi sevindireceği bilgisini paylaşmış olalım. Şu an itibariyle Tirebolu bölgesinde Doğankent Karayolu'nda trafiğin kapalı olduğunu ve bu noktadaki arama çalışmalarının devam ettiğini ve buradan gelecek müjdeli haberleri beklediğimiz bilgisini paylaşıp sözü Giresun'dan tekrar İstanbul'a sana bırakalım. Mahmut Erdoğan Giresun Tirebolu'dan detayları bizlerle paylaştı. Bölge trafiğe kapalı, bunu sizlere söyleyelim ve hemen bir diğer noktaya çevirelim. Yine Giresun, ancak bu kez Dereli'de bizleri bekliyor haber muhabiri arkadaşımız Murat Onur. Murat Onur, birazcık daha üst kısımlara doğru çıkabilirsem çıkacağım demiştin. Şu an bulunduğun bölgeden bahsedebilir misin? Gidebildiniz mi? İrem, aslında tam 5 dakika önce yayına girmeden hemen önce arkamda görmüş olduğunuz bu köprü, Şebin Karahisar'ı Dereli ve Giresun'a bağlayan köprüyü burada çalışan iş makineleri tarafından açıldı ve biraz önce buradan araçlar Dereli'ye doğru gitmeye başladı. Dereli'deki son durumu bizler de bilmiyoruz. Şimdi yayından sonra bizler Dereli'ye ne kadar yaklaşabilirsek, ne kadar içeriye doğru girebilirsek oraya doğru gitmeye çalışacağız. Bakın şimdi ayaklarımı da kameraman arkadaşım gösterirse gerçekten bu köprü balçık yuvası haline gelmişti. Hemen gel benden ufuk, işte suyun debisini de gösterelim sizlere. Dereli'ye tam 9 kilometre mesafedeyiz. Aslında çok az bir mesafemiz kaldı ancak yolda yer yer hem balçık birikintileri hem kaya parçaları hem ağaç parçaları olduğu için çok fazla ilerleyemiyoruz. Bakın ben şimdi ileriye doğru köprünün üzerine doğru ilerleyip size ben buradan debiyi göstermek istiyorum. Hızlı gel ufuk benden. Bakın bu kaya parçaları normalde bu köprünün üzerinde değildi. İşte o yaşanan sel felaketiyle birlikte yağmur suları bu devasa kaya parçalarını köprünün üzerine kadar çıkarttı. Hemen ilerleyelim yine. İşte normalde köprünün bakın burada bariyerleri var. Bariyerleri neredeyse balçık ve kayalarla kaplanmış durumda.
Biraz önce söylediğim gibi aslında burası Şebinkara, Hisar'ı, Dereli ve Giresun'a bağlayan çok önemli bir geçit güzergahı. Şu an itibariyle burada iş makineleri çalıştı ve bu mevkiyi iş makineleri temizleyerek trafiğe çok az da olsa açabildiler. Ama ileri tarafları yine bilmiyoruz biz. Yayından sonra Dereli'ye doğru ilerlemeye çalışacağız. Neredeyse bu suyun, akan suyun, şu andaki akan suyun 10 katı fazla bir yağmur suyu bulunduğumuz mevkiye doğru gelmişti. Ve işte o yaşanan sel felaketinin ardından da İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu da açıklamada bulundu. 12 vatandaşımızın kayıp olduğunu söyledi. İşte burada üst kısımlara doğru yoğun bir şekilde fındık tarlaları var. O fındıklar da yağmur sularıyla birlikte nehre doğru geldi ve buradan akarak gitti. Vatandaşlar fındıklarını kurtaramadı ve fındıklar da bu sularla birlikte gitti. Kayıp çok fazla diyor vatandaşlarımız. İşte şu anda bulunduğumuz alanda Sivas'ı, Şebinkarahisar, oradan Dereli ve Giresun'a bağlayan nokta. İşte araçları görüyorsunuz. Bakın kimi araçlar yollarda kalmış durumda. Vatandaşlar araçlarını buradan geçirmek için yoğun bir mücadele sarf ediyorlar. Aslında bulunduğumuz mevkide oldukça fazla, yine söylüyorum, balçık birikintilerinde görüyoruz. Ayaklarımız neredeyse çamurlara batıyor. İşte devasa kaya parçaları, hemen bu tarafa doğru da gel. Ufuk, ilerleyelim. Bakın burası normalde bu köprünün bariyer kısmı yaklaşık 1 metre boyunda, ancak tamamıyla balçıklarla kapanmış ve akan suyun şiddetinde görebiliyorsunuz. Hemen suyun aslında kenarlarında evler de yapılmış bu mevkide. O evlerinde birkaç bölümü yine sularla, kiremitler, tuğlalar sulara kapılıp gitmiş. Evlerin yüzeyi tamamıyla çamura saplanmış, çamura bulanmış durumda. Çünkü su o kadar şiddetliydi ki buradan geçerken, ve bu evlere de hasar vermiş durumda. İşte yine odun parçalarını görüyorsunuz. Büyük devasa ağaç kütüklerini görebiliyoruz bulunduğumuz mevkide. İşte bir araba da aşağı taraftan bu tarafa doğru geliyor. Hemen aslında sormaya çalışalım kendisine de, açılmışsa yol. Hemen soralım, bir saniye diyelim. Şöyle gidelim. Hemen gidelim. Canlı yayındayız şu anda. Yol açılmış mı Dereli'ye doğru? Şu an greyderler çalışıyor ama Dereli kötü. Yol açık mı peki Dereli'ye buradan? Dereli'ye kadar gidersiniz de Giresun'a gidemezsiniz. Dereli'nin içi ne durumda şu anda? Berme perişan. Geçmiş olsun diyelim sizlere. İşte görüyorsunuz vatandaşlar, şu anda yol açılmış durumda. Dereli'den geliyor arkadaşlarımız ve Dereli'nin içi çok kötü olduğunu söylüyorlar. Yol şu an itibariyle açılmış. Bizler de biraz sonra Dereli'nin içine geleceğiz. Aslında bu sel felaketinin en çok hissedildiği nokta orası. Oraya gideceğiz ve oradan yayınımızı gerçekleştireceğiz İrem. Şimdilik biz sözü İstanbul stüdyolarına sizlere bırakalım.